Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese şimdiden iyi haftalar diliyorum. Hepinize bol şans, bol kazançlar. 22 Nisan hafta açılışını değerlendireceğiz. Yarın itibariyle piyasa açılacak. Salı günü 23 Nisan bildiğiniz gibi. Ve bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Piyasa bir faiz artışı beklemiyor. Yurt dışı kurum, kuruluşlar, bankalar faiz artışı bekliyor. Tabii bizim dikkat edeceğimiz ayrıntılar şimdi birazdan sizlerle birlikte olacak. Biz Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketin devamını bekliyoruz. Kısa vadede ufak tefek kâr realizeleri gelebilir. Saatlikte, gün içinde bunlar normaldir. Zaten olması da bu gerekiyor. Abartılacak bir durumumuz yok. Şöyle biraz daha kısa vadeye geldiğimizde saatlikteki dönüş hareketlerini takip edebiliyorsunuz ki 15 dakikalık grafiklerde şöyle biraz daha yakına geldiğimizde söylemiştik. Burada bir uyumsuzluğumuz var demiştik. Göstergelerimizdeki dip seviyeleri yükseliyor. Fiyat grafiğinde düşüşler var dedik. Bu patlama gerçekleşti. Ve şuradaki zirveden gelen düşeni de burada kırmış oldu. Göstergede de keza aynı şekilde bu onaylandı. Şimdi bunlar önemli detaylar. Bu saatten sonra artık kısa vadede flamaları zaten görüyorsunuz. İyi bir flama da oluştu. O yüzden bir tık daha böyle sert hareketler beklememiz normal olur. Bu tabii sert hareketler dediğimiz 10.000 puana doğru hızlı hareketler. Birazdan grafiği daha net bir şekilde göreceksiniz. Şunu renklendirelim, kırmızı yapalım. Ve günlüğe gelelim arkadaşlar. Hatta saatliğe gelelim. Saatlikte şöyle bir görüntümüz var. Gördüğünüz gibi. Anlatmaya gerek var mı? Yok. Yani cuma günkü, hatta bir önceki günkü, perşembe günkü hareketle birlikte güzel bir, sert bir filama oluştu. Bayrak filama. Direk ve filama gördüğünüz gibi. Ve bu bizim 11.500'e giderken kerizlerin silkelendiği noktada oluşan bir formasyon. Bunu bu şekilde okuyacağız. Ana direncimiz burası. Şimdi 9.900, 9.950'ler. Kabaca siz buna 10.000 puan deyin. Tartışmaya gerek yok. Çünkü tartışmaya kapalı bir konu burası. Kırılacak. Bizim gördüğümüz bu. Ve burada şöyle biraz daha günlüğe geldiğinizde arkadaşlar şu yanlış çizdik. Şuradan alacağız. Çünkü bizim kafa yine saatliğe gitti. Direncimizi şurada ihlalimizde göreceksiniz. Aynı. Hemen ana formasyonumuza kilitlenelim. Aramıza yeni katılan arkadaşlar için. Şöyle bir hareket alanı içerisindeyiz. Yani dev bir yukarı yönlü hareket. Bakın şu az önce saatlikte baktığımız hareket şurada kaldı. Yani üçgenin üç kısmında. Yani burada al sat yapılmaz. Siz bu kadar trade fırsatını değerlendiremeyip burada eğer al sat yapıyor iseniz vay halinize. Şimdi tabii burada ister bunun derinliğini alın. 11.500, 12.000 lira hatta uzanıyor. İsterseniz şuradaki bayrak flamayı değerlendirin. İsterseniz de o kısa vadede saatlikte çizdiğimiz flamayı değerlendirin. Hiç problem yok. Hepsi yukarıda ilk etapta 11.500'leri gösteriyor. Yani borsa pozitif. Çok tartışmaya gerek yok. Burada borsada sektör seçimlerine dikkat edeceksiniz. Bugün de size özel bir analiz geldi. Önümüzdeki haftayı daha sıkı bir şekilde geçireceğiz sizlerle birlikte. Kanalımızın topluluk bölümüne ara sıra gelin. Burada sizlerle olan paylaşımlarımızı görün. İlla ki katıl butonuna katılmak zorunda değilsiniz ya da hisse senedi analizlerine katılmak zorunda değilsiniz. Bugün demir çelik sektörünü değerlendirdik. HRC fiyatları ne olacak diye buna baktık. Ve Kardemir, aynı zamanda BMS çelik hazır sanayiyi değerlendirdik. Çok özel bir analiz oldu. Daha önce bu iki hissemizi değerlendirmiştik. Kritik hem TL bazında hem dolar bazında 2 ay öncesinden verdiğimiz hedefler noktası olarak çalıştı. Düzeltmeler geldi. Kısa vadede bunlara dikkat edelim demiştik. Birebir çalıştı. Şimdi tekrardan bir analiz daha hak etti. Sektör tartışılıyor baskı altında. Ve özellikle bu tarafta konut sektörü içinde önemli gelişmelerden bahsettim. Umarım kıymetini bilirsiniz. Konut alınmanın zamanı mı değil mi? Son değerlendirmeyi özellikle demir çelik sektöründeki son görüntüyle birlikte bağdaştırıp fikrimizi, öngörümüzü tavsiye niteliği olmadan sizlerle değerlendirdik. Ve
23 Nisan Salı günü arkadaşlar 51. videomuz MIA teknoloji ve Raider teknoloji. Bu ikisini de değerlendirdik ama Raider teknolojinin üzerinde biz biraz daha fazla durmuştuk. Kısa vadede bize bir trade fırsatı sunacak demiştim. Dipten alıp zirveye yakın bölgelerden 55-60 seviyesinden ben teknik olarak kâr realizesi yaptığımı özel videolarda zaten söylemiştim. Ve ben bu eleştiriye maruz kaldım. Neden sattım daha yukarı gitti diye. Arkadaşlar şimdi teknik analiz yaparken hiçbir zaman en dip ve en tepeyi bulmaya çalışmayacaksınız. Bu birincisi. İkincisi ana dirençlerde, ana desteklerde alıp sattığınız sürece balonun içerisinde olmazsınız. Ben sizi Raider teknolojide şöyle grafiğinde açayım. En son uyarmıştım. Hatta burada kısa vadede ne demiştik? Şuradaki 47 işte 45-50 bantlarına denk gelen seviyelerde bunun uyarısını size yaptık ama yani şimdi böyle bir destek noktasında son olarak kısa vadede ama şu destek hattının önemini sizlerle birlikte paylaşmıştık. Hatta bu yanlış hatırlamıyorsam 50 lira bantlarındaydı. Evet hatırlıyorum bu taraflardaydı. Şunu şöyle siyah çizelim. Şimdi önemli ana destek bölgesine geldiniz. Şimdi bölgenin altında zamana oynar dedik. Buranın kırılıp kırılmayacağının önemi şu. Giderek ana destek hattı 30-32 lira bandında karşınızda duruyor. Ama bunu ben şöyle değerlendiririm. Ana düşüş trendi bozulmadığı sürece kısa vadeli alıma geçmek en hayırlı olur. Şimdi burada bir alanımız var. Bakalım. Bu toparlanmayla birlikte toparlanırsa toparlanacak. Detayları buradan paylaşmayacağım. Sadece bu görüntüye dikkat edin. Bir önceki daralar üçgen hareketinde de şu şekilde takibimizi yapmıştık. Birebir logaritmiyi kapatıp şu noktadaki tarihi uyarımızda yine sonuç verdi. Ben aşağı yönlü hareket beklediğimi zaten söylemiştim. Şimdi burada da aşağı tarafta da logaritmikteki o 42 seviyesindeki ana destek bölgesine ulaştınız. Yani hırs yapmayacaksınız ve insanları eleştirirken de sonunun ne olacağını düşüneceksiniz. Şimdi burada bir özel bir değerlendirme yapacağım ben size. Şu anlattığım az önceki Raider teknoloji grafiğini unutun. Oraya odaklanmayın. Ha, kısa vadede takip edebilirsiniz ama ana detayı burada vereceğim ben bu iki hissenin değerlendirmesinde. Balonun sönüp sönmediğini Salı günü öğreneceğiz arkadaşlar. Bilginize. Hepinizi kanalımızın katıl butonundaki hisse senedi özel analiz bölümüne bekliyorum. Kripto tarafına gelecek olduğumuzda yarılanma tamamlandı. Burada şu anda 64-65 bin seviyesindeyiz Bitcoin'de. Dikkatli kritik edilmesi gereken, takip edilmesi gereken seviye burası sarı kutucuk. Bunun da alt bandı 60 bin dolar. Bölgenin altında ikili tepe çalışacak. Ve fiyat aşağı doğru gidecek. Yani bunun kaçarı yok. Bu da sert bir geri çekilmeyi aşağı yukarı şöyle aldığımızda beraberinde getirecek. Yani 45 bin lira doğru bir gidiş. Arkadaşlar bilginiz olsun. Total 2 ve Bitcoin dominans grafiklerinde sektörü ve en önemlisi piyasayı çok ciddi derecede etkileyecek haber akışlarından bahsetmiştim. Yakinen takip eden arkadaşlar görebilir. Yaralanmayla birlikte rally bekleyenler vardı. O işi bir geçeceksiniz dedik gördüğünüz gibi. Evet kısa vadede %5, %10, %15 tepki yükselişleri oluyor normal. Çünkü aşırı sert düşüşler gördük. Yani özellikle altcoinlerde %50, %50 üzerinde geri çekilmeler gördük. Tedbirli olmaya devam. 2 ay daha sakin bir şekilde piyasayı en az takip edin. Alımlarda bence acele etmeyin. Yoksa patlayan tarafta yer alırsınız. Kur tarafı için söylenecek çok bir şey yok. Üzerine de çok detaylı bir analiz yeniden çekmiyoruz. Yükseliş hızı gayet iyi. Zaten müdahaleler devam ediyor. Sıkılaşma alımları giderek artacak. Bir faiz arttırımı daha gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama ben sabit kalacağı yönündeyim artık. %50 iyi bir referans noktası. Gelirse bir 500 daha gelebilir ya da 250-250 şeklinde de olabilir. İnanın hiçbir tahmin yapamıyorum çünkü Merkez Bankası ters köşeyi seviyor. Ama %60 mevduat iyi bir oran ve sürdürülebilir bir oran olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. O yüzden %50 makuldür.
Benim kanaatimce bu tarafa geçmek ya da beklemek yine enayiliğin en babasıdır. Altın tarafına baktığımızda hem ons tarafında hem de gram tarafında kısa vadede dinlenme isteğini dile getirmiştik. Önümüzdeki haftada bir dinlenme arayışı olacaktır. Göstergelerimiz çünkü bayılmaya başladı. Ve özellikle Amerika'nın İsrail-İran arasındaki gerginliğine yapmış olduğu açıklama, ben bu savaşın bir parçası olmayacağım söylemleri piyasada biraz rahatlamayı beraberinde getirdi. Şuradaki şu sat sinyali hazırlığına dikkat edelim. Zirveden bir dönüş bu. Biraz sarsıntılı olabilir. Ons tarafında da 2200-2250'lere doğru geri çekimler gayet sağlıklı olur. Çünkü bunu hak etti ons altın. Kısa vadede iyi bir yükseliş ivmesi kazandı. Gram altında keza ons destekli 1950-2000'lerden iyi yükseldi. Bunun bir kar realizesi olacak ki haftalık bazda göstergelerimiz RSI 90 seviyesinde. Şu detay önemli arkadaşlar, bakın buraya geldik, dayandık. Zirvede çok ısrarlı olmanın anlamı yok kısa vadeciler için ya da alım yönünde tercihler olanlar varsa acele etmemeli. Biraz sular durulsun, sular biraz geri çekilsin derim ben. Benim fikrim, öngörüm bu. Borsada kalmaya devam. Şu anda tek seçenek burası. Yapacak hiçbir şey olmayan, kendine hakim olamayan, psikolojisine hakim olamayan da mevduatı tercih edecek. Ne geliyorsa razı olacak. Durumlar bu. Gelecek olan haber akışlarıyla birlikte yeni değerlendirmeler yapacağız. Söylediğim gibi ara sıra kanalımızın topluluk bölümüne gelin arkadaşlar. Bir göz atın. Emin olun faydasını göreceksiniz. Ve 1 Ocak'tan itibaren birliklerini bizlerle koruyanlar bu avantaja zaten çoktan sahipler. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinize yeni haftada bol şans, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.